أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزيادة بالتكرار Kur'an'da ayetlerin tekrarı ile ziyade yani bazı meseleleri bildiren ayetler bir ayette aynı manayı ifade eden cümlelerin tekrarı وَقَدْ تَكُونُ Bazen bu olur bir tekrarı tekrar ile manayı pekiştirmek için. Nahvu kavlihi taala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilinde olduğu gibi. Ve ma yettebi'u lezine yed'une min dunillahi şurekâ. Ve ma yettebi'u tabi olmaz, uymaz. Ellezine yed'une min dunillah Allah'tan başkasına tapanlar. Allah'tan başkasına dua edenler, kulluk yapanlar, şurekâe şeriklere tapanlar, Allah'tan başka putlar edinenler. İn yettebiûne onlar tabi olmuyorlar, illa zanne, ancak zanne. Şimdi burada bir ve mâ yettebiû geçti, bir de in yettebiûne geçti. İkisi de aynı manada. Aslul kelam, kelamın aslı, وَمَا يَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِلَّا الظَّنَّ Yani Allah'tan gayrı, Allah'a ortaklar koşanlar ya da Allah'a ortak koştuklarından ibadet edenler tabi olmadılar, olmazlar. اِلَّا الظَّنَّ ancak zanne. Böyle ayetin esas siyakı. Ama اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ tekrar gelmiş burada. O zaman bu ne oluyor? Manayı bir yerde işte bu da Kur'an'ın icaz kaidelerinden. Evet. Ve kavlihi taala ve lemma ca'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Onlara kendileriyle beraber olan kitapları tasdik eden kitap geldiğinde ve kanu min qablu yani bu Yahudilere, Hristiyanlara kendi kitaplarını tasdik eden bir kitap geldiğinde, kendi kitaplarını tasdik eden aslında Kur'an. Bunlar bundan önce, bu peygamber gelmezden önce, o kitap gelmezden önce yesteftihune, zafer talep ediyorlardı. Kime karşı? Alellezine keferu, müşriklere karşı. Felemma ca'ehum ma'arafu. Tekrar ca'ehum geldi onlara. Felemma ca'ehum, velemma ca'ehum, felemma ca'ehum. Tekrar etti. Onlara geldiğinde ma'arafu tanıdıkları peygamber kefarubi onu inkar ettiler. Tanıdıkları bir peygamber geldiğinde. Burada da tekrar var. Ve kavlihi taala. Velyahşellezine lev terakû min halfihim zürriyeten du'afen. Velyahşe korksun. Ellezine o kimseler ki lev terakû bıraksalardı min halfihim arkalarında zürriyeten dıafen zayıf zürriyetler, çocuklar, nesiller hafu aleyhim tekrar bak hafu vel yahşede korkma manası hafu da korkma manası aynı manayı ifade eden başka bir cümle daha geldi kendileri üzerine korktukları bir nesil bırakırlarsa fel yettekullah cevabı burası levin efendim Allah'tan korksunlar ve sözlerine dikkat etsinler. Doğru söz söylesinler. وَالْيَخْشَ Bu da korkma manası. خَافُ عَلَيْهِمْ O da korkma manası. وَقَوْلِهِ تَعَالَى Cenab-ı Hakk'ın şu kavli gibi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ Habibim onlara sana, onlar sana hilaldan sorarlar. Hilallardan. Ehille, hilalin cemisi. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ De ki o hilaller hem insanlar için hem hac için insanlara hesaplarını, yılın aylarını, günlerini, haftalarını bildiren bir takvimdir aslında. Haccın da zamanını bildirir. Buradaki tekrar neymiş bakın. Ey hiye o hilaller yani hilalların neyini soruyorlar onlar? Niye ayın başında böyle kavis halinde gözüküyor sonra biraz daha büyüyor, biraz daha büyüyor, dolunay oluyor. Sonra ayın bitimine doğru da tekrar küçülüyor. Niye böyle başında sonunda ay küçülüyor diye bunlar sordular.
aslında soruyu da olması gerektiği gibi sormadılar. Mevlamız da peygamberimize hitaben sen onlara de ki hiye o mevakitü linnâs. İnsanlara vakit bildirir. Bi itibari ennallaha teala şu itibarla ki Allahu Teala şer'a lehum onlara meşru kıldı. Ettevkite vakit bildirmeyi biha o ay ile hilal ile. Ayların başladığını, bittiğini vesaireyi gösterir. Velil haccı, hac içinde lehüm insanlar için, velil haccı hac içinde. Onu bir zaman ölçümü ya da zaman sembolü olarak yarattı. Lütfetti. Meşru kıldığın için neyle? Bi'atibari ennet tevkite biha hilal ile vakti belirleme hasılın haccı, hac içinde hasıldır. Velev kile şöyle denilseydi. Hiye mevakitü linnâsi fi haccihim. Ayet böyle olsaydı lekâne aksara daha kısa olurdu. Velekâne velâkin etnabe. Ancak Cenab-ı Hak uzattı. Yani burada uzat derken meramı ifade eder. Daha fazla kelimeler zikrederek kul hiye mevâgîtü linnâsi vel haccı buyurdu. Anlayabildiniz mi burayı? Halbuki kısa olan şekli tabi manadan anlaşılan şöyle olması daha kısa olurdu. Hiye mevâgîtü linnâsi fil haccı, fi haccihim deseydi haclarında onlara zaman bildirir. Ama burada sadece haclarında değil, hem diğer zamanlarda takvim bildiriyor. Efendim hem de hac zamanı. Ve kavlihi teala لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. İçinde bunu okuduk ya. Hangi suredeydi bu? Şura suresi. Şura suresinde. Sen Ümmül Kura'yı uyarman için bütün memleketlerin anası, özü, merkezi min azabi yevmil cem'i takdir edilmişti. Ve men havleha bir de Ümmül Kura'nın çevresindekileri inzar etmek için o Ümmül Kura'ya atfediliyor. Ve tündire yevmel cem'i burada da ve tündire yevmel cem'i min azabi yevmil cem'i geliyordu. Efendim burada tekrar yapmış. Tündire ümmel kura ve tündire yevmel cem'i. Ey tündire ümmel kura yevmel cem'i takdirde görüyor musun? Tündire ümmel kura yevmel cem'i. Orada ne takdir etmişti? Min azabi yevmel cem'i. Öyle takdir etmişti. Burada da tekrar var. Ve kavlihi teala Cenab-ı Hakk'ın şu kavli gibi. Ve teral cibale tahsebuha camideten. Sen dağların donuk olduğunu sanarsın. Tahsebuha zannedersin. Camideten. Donuk olduğunu sanarsın. Camit olduğunu. Halbuki dağlar ve yetemurru merras sahab diyor ayetin devamında. O dağlar ne yapıyor? Bulutların hareketi gibi hareket ediyorsa anlamıyorsunuz. Ey teral cibale dağları görürsün ya da zannedersin camideten. Buradaki tera zan manasına. Donuk, hareketsiz. Efendim üdhilel hisban. Hisban kelimesi dahil edildi. Orada şimdi tera da tahsebi manasına tahsebüle. Liyenler rüyete. Çünkü rü'yet teci'ülü me'anin bir takım manalara gelir. Ve tera tahsebü manasına. Ve tahsebüha da yine aynı manada tekrar etmiş bak. Çünkü rü'yet bir takım manalar için gelir. Ve muradü biha burada efendim rü'yetten maksat hâhuna burada manel hisban. Zan manası zan. Ve tera cibale dağları görürsün değil zannedersin. Tahsebuha de zannedersin. Tekrar etmiş. Anlayabildiniz inşallah. Ve kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli gibi. Kânen nâsü ümmeten vâhideten. İnsanlar tek ümmet oldular. Febaathallâhu nebiyyîn. Allah peygamberleri gönderdi. Mübeşşirîne ve mündirîn. Müjdeleyici ve uyarıcı oldukları halde. Ve enzele mahumul kitabe. Onlarla birlikte kitapları indirdi. Bil hakkı, hak kitaplar. Liyahkume beynen nas. İnsanlar arasında hükmetmesi için.
o kitabın fi mahtelefu fi ihtilaf ettikleri konuda ve mahtelefe fihi illellezine utuhu onda ihtilaf etmediler etmedi ancak kendilerine kitap verilenler ihtilaf ettiler. Min ba'di ma ca'ethumul beyinatü kendilerine apaçık deliller geldikten sonra. Niçin ihtilaf ettiler? Bagyen beynehum. Aralarında böyle haksızlık yaparak. Bagy. Haksızlık, zulüm. Fehedellahüllezine amenu. Allah müminleri sevk etti. Limahtelefu fihi. Onların ihtilaf ettikleri konularda Allah müminlere bilgiler verdi. Minel hakkı. Hak'tan ihtilaf ettikleri konular vardı. Ne ile bi iznihi kendi izniyle. Bak yukarıda fi mahtelefu fi fehedellahu lezine menü li mahtelefu fi. Bir daha zikredildi. Vallahu yehdi men yeşe'u ila sıradın müstakim. Allah-u Teala dilediği kimseleri doğru yola iletir. Onların ihtilaf ettikleri konularda Allah müminleri doğruya yönlendirdi. Müminlere doğruları bildirdi. Edhale ve mahtelefe fihi illellezine utuhu. Bunu Cenab-ı Hak tekrar getirdi. Bu aşağıdaki de değilmiş bak. Fî mahtelefû fîh ve mahtelefî fîhî tekrar zikredildi. Fî tedâifil kelam. Kelamın tedâif zikri içerisinde. El müntazami hangi öyle kelam ki tanzim edilen bâduhu bi bâdın. Yani bir peşine dizilen daha doğrusu. Müntazam dizilen. Ne yapılan? Dizilen kelamlar. Peş peşine dizilen kelam içerisinde ve mahtelefe fihi Cenab-ı Hak getirdi. Niye getirmiş? Fi tedaifil kelam dedi. Burada kelamın muhtevası. Kelamın muhtevası içeriği. Tamam mı? Bu kelamın muhtevası içerisinde Cenab-ı Hak ne yaptı? Ve mahtelefe fihi getirdi. Niçin? Beyanen li zamiri ihtelefu. İhtelefunun zamirini beyan için. Orada ve mahtelef fi mahtelefu fihi var ya fihideki zamir. Ha? Fihideki zamirini açıklamak için. Onu beyan için. Onu beyan da işte ney hak? Hak üzerinde ihtilaf ettiler. Ve izanen bir de bildirmek için bendel murade minel ihtilaf ihtilaftan maksat hahuna burada huvel ihtilafül vâbi'u meydana gelen bir ihtilaftır fi ümmeti daveti ümmeti davet hakkında ümmeti davet şimdi ümmet ikiye ayrılıyor bir ümmeti davet bir ümmeti icabet var ümmeti davet kendilerine ilahi mesajların iletildiği insanlar inanmasalar da kafirler ümmeti davettir. Bu ifadeyi daha önceden duydunuz mu? Ümmeti davet, bir de ümmeti icabet var. Ümmeti icabet de kendilerine iletilen mesajları kabul eden, iman eden ümmet. Ümmeti davette meydana gelen ihtilaftır. Ba'de nüzulil kitabı. Kitap edildikten sonra. Kitap dediği burada Kur'an. Bi'ene emene ba'dun ve kefere ba'dun. Bir kısmı ona inandılar, bir kısmı inanmadılar. İşte o. Ziyadetü harfil cerri. Bazen de ayetlerde harfi cerri ziyade edilir. Ve kad yezidü subhanehu ve teala yüce olan 90 sıfatlardan münezzeh olan Cenab-ı Hak bazen ziyade eder. Harfel cerri, harfi cerri alel fa'il, fa'ilin üzerine. Evil mef'ulü bihi ya da mef'ulü bihi. Yani harfi cer ya fa'ilin üzerinde olur ya mef'ulü bihin üzerinde olur. Mesela ve kefa billahi vekila da. Harfi cer nerede? Ve kefa billahi mef'ulün başında. Hayır, fa'ilin başında. Ve kefa billahi. Ya da mef'ulü bihin başında olur. Ve yec'aluhu o zaman onu kılar mamulen mamul kılar. Lil fe'li fe'yle bi vasıtatı harfil cerri. Harfi cer vasıtasıyla, li te'kidil ittisal, birbirine alakasını pekiştirmek için. Yani
faille fiilin, mef'ulle fiilin alakasını. Nahvu kavlihi teala. Yevme yuhma aleyha. Yevme yuhma, o zekatlarını vermeyen, mallarını stok edip Allah yolunda harcamayanların malları o günde kızdırılacak. Ne üzerine kızdırılacak? Aleyha. Yuhma'nın naib fiali nerede? Tuhma hiye. Tuhma hiye. Aleyha dedi bak, şeyin üzerine ne gelmiş? Aleyha, ala gelmiş, ala. Şimdi burada yuhma'nın esas burada naib-i fail aleyha. Ha? Yani oradaki hiyeydi normalde. Hiye, ala hiye getirdi aslında, başına. Ala getirdi, aleyha oldu. Abi, evet. Merfum tasir geldi. Aynen, Şimdansı aynen. Getirdi. O zaman bu şeyle alakasını güçlendirmek için bu malın kızdırılmasıyla infak, yani infak edilmeyen malın kızdırılması. Yevme yuhma aleyha. Aleyha o zaman yuhmanın naib-i faili. Aslı üzerine ne gelmiş? Bir harf-i cer gelmiş. Aleyha. Ala gelmiş. Ve kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli gibi. Ve kaffeyna ala âtârihim bi İse ibn-i Meryem. Kaffeyna tabi kıldık manası. Peşine getirdik manası. Ala âtârihim, o geçmiş peygamberlerin peşinden getirdik. Kimi? Bi İse ibn-i Meryem'e. Mef'ulun başına gelmiş. Mef'ul. Bu da. İse ibn-i Meryem aslı. Bi İse ibn-i Meryem. Ey kaffeynâhum, onların hemen peşine getirdik diğer peygamberlerin kimi? Bi İse ibn-i Meryem'e. Yani oradaki ba mef'ulün başına getirilmiş oluyor. Vavul ittisal. Seninkide de öyle mi? Şu kitapta vavul ittisal muhale bir. Orada benim bir şüphelendiğim şey var da. Vavul ittisal. Anlamadın mı? Vavul ittisal. Birleştirme vavu demiş hocam. Ben de şey o da ötekinden sonraki vavul başta. Vavul ittisal demiş hocam. Ben de vavul ittisal mı ondan sonra? Ondan sonra aynen vavul ittisal demiş. Başlık olarak da Arapçasında da öyle. Evet. Vavul ittisal. O kitabı ben bir alayım hemen. Vavul ittisal, faul ittisal. Evet. Faul ittisal nerede? Arka sayfada hocam. Yani. Şu tarafa doğru gidiyor. Faul ittisal. Şimdi vavul ittisal anladık da şu faul ittisal dediği efendim birleştirme fası demiş. Hani orada oradaki misallerde hiç fa yoktur. Bunda da yani bunda da aynı şekilde. Neyse oraya ayrıca şey yapalım. Vavul ittisal. Yani bir sonraki cümleyi bir önceki cümleye bağlayan vav. Bu atıf vavı değil yalnız. Ve yenbegî gerekir en yûleme hünâ, en yâleme hünâ. Talebenin burada bilmesi. Nükteten bir inceliği. Ve o da neymiş? Ennel vâve vâv tüstâmelü kullanılır. Fî mevâdâ'a ketîratin birçok yerlerde li tevkîdil ittisâl. İttisalı yani alakanın güçlü olduğunu bildirmek için. Lâ lil atfatıf için değil. Nahvı kavlihi teâlâ. İzâ vegâatil vâgiatü İzâ vegâatil vâgi'a leysel vek'atihâ kâdibe hâfidatur râfi'a İzâ rüccetil ardu raccem ve büssetil cibâlu bessen fekânet hebâen münbethâ. Böyle devam ediyor, ediyor. Ve küntüm ezvâcen selâse. Şimdi burada İzâ vegâatil vâgi'a'dan başlıyor. Ve küntüm ezvâcen selâse. Ve küntümdeki vav atıf vavı değil. Mesela kıyamet koptuğu zaman, işte o zaman dağlar yerinden oynatıldığı zaman sayıyor, sayıyor. Siz de üç grup olduğumuz zaman,
Buradaki ve küntüm ezvacen telase yani yuhari atıf değil. İnsanlar o zaman üç grup olacak. Mukarrabun grubu eshab-ı yemin, eshab-ı şimal. Buradaki ve küntümdeki vav ne vavıymış bu? İttisal vavı. Ve kavlihi teala Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilinde olduğu gibi. Hatta izâ câûhâ ve fütihat ebvâbuhâ. Şimdi bu Zümer suresinin sonunda iki grup insanlardan bahsediyor. Bir, وَسِيْغَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Bir de وَسِيْغَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Hatta اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا. İnsanlara cennete sevk edildiklerinde, oraya geldiklerinde ve kapılar açıldığında, kapılar açılacak. Burada oraya geldiklerinde kapıların açılmasının gelmeleriyle çok sıkı irtibatının olduğunu bildiriyor. Yoksa burada atıf olduğunu bildirmek için değil. Ve fütihat ebvabuha. Burada da vav ittisal için gelmiş. Atıf için gelmemiş. Yani kapıların açılmasının neyle alakası var? Sıkı irtibatı var. Müminlerin cennete, cennetin önüne kadar gelmelerine irtibatı var. Ve kavlihi taala ve yumahhisa Allahu'l-ladina amanu ve yemhaqal kafirin. Ve yumahhisa Allah. Ondan önce ayet var. Ve yumahhisa Allah buradaki ayet-i kerimede Allahu Teala müminleri temizlemek, kafirleri de efendim ne yapmak, mahvetmek için işte bu ayetin önü var tabii ki. Ve yumahhisa Allahu'l-ladina amanu ve yemhaqal kafirin. Ayeti kerimesi. Burada ne varmış peki? Burada da o en baştaki vav mı acaba? O en baştaki vav da ondan önceki ayette atfetmiyor. Hı. Önceki ayetle olan irtibatını güçlendirmek için söylüyor. Allah iman edenleri günahlardan temize çıkarmak ister. Yukarıya atfetmek istemiyor yukarıda. Ondan önceki ayet var. Hı. Tamam mı? Oraya İrtibat sağlamak için. Burada kalalım. Faul ittisal. Ama şu aşağıdaki misallerde hiçbir fa yoktur. Ben ona bir anlam veremedim. Yani şu faul ittisal dediği var ya, hı hı. Burada hiçbir yerde şey yoktur. Fa yoktur. Nasıl faul ittisal? Ben onu anlayamadım. Yani burada كَذَٰلِكَ الْفَاءُ اَيْضًا زَائِدَةٌ لِتَيْكِيدِ الْاِتِّسَالِ Fa de zâide olurmuş. Sadece sonraki cümlenin önceki cümleye irtibatını sağlamak için. Sadece bizim bu kitaplarda yoktur. Şurada şöyle demiş. قَالَ الْقَسْطَلَانِي İbn-i Hacer el-Kastalani demiş ki فِي شَرْحِ كِتَابِ الْحَجِّ Kitab-ı Hacc'in şerhinde فِي بَابِ El-Mu'temiru umre yapan idâ tâfe tavaf yaptığı zaman tavafel umreti umre tavafını thümme harace sonra çıksa hel yüczihi min tavafil veda'i veda tavafı yerine geçer mi? Bahsi varmış. Orada. Hani burada fa? Kur'an'da hiç alakası olmadı yani. Mesela şurada demiş ki aşağısında ve yecuzu caiz olur. O burada da var. Tevassutul atıfı beyne sıfatı vel mevsufi. Sıfatla mevsuf arasında bir atıfın gelmesi. Litekidi lusukiha bil mevsufi. Mevsufa irtibatını pekiştirmek için. Lusuk ona bitişik olduğunu, yapışık olduğunu manası burada irtibat. İz yekulul münafikune vellezine fi kulubihim maradun. Şimdi burada vellezine vav geldi burada yine. Fa değil ki. Mesela burada iz yekulü münafiku münafıklar dediği zaman daha vellezine fi kulubihim maradun. Bir de kalplerinde hastalık olanlar. Kalplerinde hastalık olanlar da münafıklar. Yukarıdaki iz yekulü münafikun dedi onlar da münafıklar. Burada hani fa var mı? Yine vav getirdi. He? Yine vav getirdi. Buna aynı yine vav getirdi. Buna bir de ömür tefsir usullerine bakalım.
Buna göre şey yapalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.